Selamünaleyküm değerli abonelerim ve yeni gelecek olan arkadaşlar. Aşağıdaki fikirlere hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün bu çaydanlığın anlatımını yapacağım. Değerli abonelerimden Serap Hanım bekliyor uzun zamandır. Kusura bakmasın biraz geciktirdim yoğunluktan dolayı. Bu çay takımı yapıyorum. Ben böyle bayağı bir yaptım. Bakın şöyle göstereyim. Bu kase şeker tası. Bunu anlattım. Sağ üst köşeye bakın, oradan çıkacaktır. Sonra şu bardağımı da yaptım. Bunu da daha sonra sırayla hepsini göreceksiniz. Öneriler bölümüne bırakacağım. Oradan izleyip yapabilirsiniz. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyerek hemen çaydanlığımın anlatımına başlıyorum. Vakit geçirmeden. Şöyle şu ortadan başlıyoruz hanımla. En altından başlayıp devam edeceğim. Şöyle kenara alayım. Hemen bir Bismillahirrahmanirrahim diyerek şöyle bir sihirli halka yapıyorum. Bakın şöyle çok basit sihirli halkamız. Bir, iki. İki tane zincir çektim. Bu sihirli halkanın içine bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, 10, 11, 11 tane yaptım. Çekip sıkıştırıyorum. Hemen şöyle bakın. Sıkıştırdım. Şimdi hemen şu iki tane zincir çekmiştik. Onun sonuncusuna geçiş yapıyorum. Şöyle bakın. Kaydırma yöntemiyle geçişimi yaptım. Bu ipimi de bu araya alıp sıkıştıracağım. Bir zincir, iki tane zincir çekelim. Şimdi hemen zincirin köküne batıyorum hanımlar. Şöyle tığım biraz kalın mı geldi ne? İlk şeyi batma. Evet, battım. Bir. Hemen zincirin köküne battığıma değil de diğerine iki tane. Bütün bu sık iğnelerin hepsine çift çift batacağım. Hiç atlamadan hepsine şöyle çift aynı yere tekrar batıyorum. Şöyle bakın. Bir tane battım. Hemen aynı yere bakın. Batıyorum. Yanına geçtim. Dediğim gibi hepsine çift çift batacağım. Ve buraya kadar geleceğim. Sıramı tamamladım. Hemen çektiğim zincire kaydırma yöntemiyle geçiş yapıyorum. Bir, iki zincir çektim. Hemen zincirin köküne battım. Bir sık iğne yaptım. Bir tane daha yapıyorum. Şimdi üçüncüye iki tane batacağım. Burada zincirin köküne battığımız için hani bir daha aynı yere batmadım. Bir tane tek, ikincisini bakın çift yapıyor. Yaptım. Bir tane tek, diğerine çift. Burada da yine demek ki bir çift bir tek devam edeceğiz hanımlar. Bu sıramız da bu şekilde. Bir tek, diğerine çift batıyorum. Bak, aynı yere tekrar battım. Bu şekilde buraya kadar geleceğim. Sıramı tamamladım, geldim. Tekrar geçişimi yapıyorum. Şimdi bir, iki zincir çektim. Şimdi burada hanımlar bakın, kaçıncı? Bir, iki, üç, dördüncü sıraya geçtim. Dördüncü sıramızda şöyle dıştaki telden alıyorum. Bir sıra bu şekilde sık iğne yapacağım. Bakın bunu değil, bunu almıyoruz. Şunu alıyorum. Böyle. Sıramı da böyle tamamlayıp döneceğim. Sıramı tamamladım, geldim. Şöyle geçişimi yapıyorum. Bir, iki zincir çektim. Normalde hanımlar bunu burada kırıp şöyle bakın beyazını yapmam gerekiyor yani. Bu üstüne beyaz ip koyacağım şimdi buraya ama şöyle bir ayak yapmamız gerekiyor. Bunu daha sonradan da yapabilirsiniz. İpi kırıp yani bitirdikten sonra buraya yapabilirsiniz ama ben iki iş olmasın diye bu ipim buradayken hemen yapacağım. Burada hani ipin
Dıştakini almıştık ya, bakın bu bize doğru olan yerde bir hani ipin teki kalmıştı. İlmeğin bir katı kalmıştı. Şimdi onun üzerine şöyle geçiş yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bütün bu bırakmış olduğumuz ilmekle, yani ilmeğin tek katına zincir, pardon, sık iğnenin tek katına bu şekilde sık iğne yaparak bir sıra dolanacağım. Yani bu bizim çaydanlığımızı ayak olacak. Biraz yüksek kaldırmış olacak yukarıya. Bu şekilde. Sıramı tamamlayıp buraya kadar geleceğim. Sıramı tamamladım. Şöyle son sık iğnemi de teli de aldım. Buradan bakın şöyle geçiş yapıyorum. Ya burada zincir çekmiş, buraya inmiştik ki. Buraya şöyle bir geçişimi yapıyorum öncelikle. Bu şekilde zincir çekmeden. Şimdi bütün aslında oraya değil, şöyle içine batacağım onları. Yani tek telini alacağım. Bakalım. Şöyle. Tek telini alıyorum. İkisine birden batmıyorum. Battım. Bakın bundan sonra burayı şöyle kaydırma yöntemiyle bir sıra dolanacağım. Burada da yine tek telini alıyorum. Ama bana bakan yönünü alıyorum. Bu şekilde şöyle bir kabarıklık oluşuyor. Bakın daha güzel durdu böyle. Böyle bir sıra dolanıp buraya kadar gelip ipimi kıracağım. Sıramı tamamladım. En son şöyle bir tane şuraya zincir çekip aşağı indiğimiz yere bir tane yaptım. Buradan ipimi kıracağım. Bu ipi şuraya çıkaracağım ki bu beyazı örerken bunu kaybedeyim diye. Şöyle bakın ipimi kırdım. Buradan çekiyorum. Çektim. Şimdi bu ipi yukarıya alacağım. Ya ben pratik işler seviyorum hanımlar böyle. Ha şimdi bunu ayrıca saklamakla uğraşmayayım diye böyle kendimce yöntemler geliştiriyorum. Şöyle bir tane daha alırsam buraya tamamlanacak. Şimdi burası hanımlar bakın. Bura bizim alt kısmı oluyor çaydanlığımızın. Şimdi üzerine örmeye devam edeceğim. Şöyle bir tane daha geçireyim böyle. Evet, bu şekilde bu ipimi örerken içinde kaybedeceğim hanımlar. Şimdi beyaz ipimi alıyorum. Şimdi bakın hemen burada başlamıyorum. Burası biraz sıkıntılı tığ batmak için. Dönüşte halledeceğim burayı. Şöyle biraz iki tane ileriden ipimi çıkarıyorum. Şöyle bu ipimi bu tarafa alacağım. Bir çekip sıkıştırıyorum onlar. Bir, iki tane zincir çekiyorum. Şöyle. Şimdi buraya sık iğne yapacağım onlar. Bütün ilmeklere bu sırada artırma yapmıyoruz. Sadece bütün sık iğneleri birer tane sık iğne yaparak sıramı bu şekilde devam bitireceğim. Bakın böyle. Buraya kadar geleceğim. Sıramı tamamladım. Şöyle sondan bir tane var. Onu da yapıyorum. Şimdi bakın burada bizim bir tane sık iğnemiz kaldı. Tek burada. Bir zincir çekiyorum hanımlar. Bir üst sıraya geçerken hem bu ipimi arada kaybedeceğim. Bir üst sıraya geçerken bir zincir çekiyoruz burada. Hemen şöyle buradaki ilk sık iğnemizin tepesine batıyorum. Bir sık iğne yaptım. Umarım kameradan çıkmamışımdır bu esnada. Şimdi pardon. Bakın bir tane yaptım. Bir, iki. İki tane yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. İki tane sık iğne. Tekrar. Bakayım. Evet, iki tane yapmışım. Hanımlar bakın. Bir tane zincir çekmemiz gerekiyor normalde burada ama bir tane çektiğimiz zaman bu
aradaki şeyi fark edemiyoruz. Biraz zor, ben zorlanıyorum en azından, sizi bilemiyorum. Bunu şöyle yapacağız. Biraz sıkı iki tane zincir çekeceğiz. Normalde bu sıra böyle iki sıra birer zincirle devam etmesi gerekiyor. Ama belli olmadığı için ben iki tane sıkı çekiyorum zinciri. Bu şekilde iki sıra devam edeceğim hanımlar. İki tane sık iğne, hiç ara bırakmıyoruz. Aralıksız devam edeceğiz. Bir, bakın sıkı çekiyorum. İki. Yani bir zincir çekmiş gibi olacağız burada. Bir dahaki sırada normal çekeceksiniz. Bu ipi de saklamaya çalışıyorum da beni biraz oyalıyor. Sanırım bu kadarca yeterli, içinde kalsın. Uç. Evet. Şimdi bakın. Dediğim gibi iki tane sık iğne yaptım. Bir, iki. İki tane zincir çektim. Tekrar bir, iki. Hiç atlamıyoruz dediğim gibi. Yine iki tane. Bir, iki. Bu şekilde sıramı tamamlayıp buraya geleceğim. Sıramı tamamladım. Şimdi yine aynı şekilde yapacağız. Bu sırayı da yine iki tane zincirle devam edeceğiz. Yani bir zincir sayılıyor. Biraz sıkı çekiyoruz. Bakın geçtim. Kaça? 1, 2, 3. sıraya geçtim. Şimdi bir tane sık iğne yaptım. İkinciyi. Sık iğnelerin üzerine bütün hepsinin aynı şekilde sık iğne yapıyoruz. Zincir olan yerlere zincir yapıyoruz. İki tane. İki zincir, iki sık iğne. Şimdi burada normal çekmiyoruz. Yani bir sık iğne yerine geçiyor. Şöyle sıkı çekiyorum ki bir sık iğne yerine geçsin. Şöyle bu sıramı da tamamlayıp buraya gelince devam edelim. Sıramı tamamladım hanımlar. Dördüncü sıraya çıktık. Şimdi burada biraz önce hani sıkı çekip iki tane yapıyorduk ya. Yani maksat burada gene diyebilirsiniz ki ya işte iki ile başla. O zaman da hanımlar bir anda genişleyecektir. Güzel olmayacak çaydanlık. Yani biraz yavaş genişlemesi için öyle yaptım. Şimdi bu sırada normal iki tane zincir çekeceğiz. Yani sıkı çekmeyeceğiz. Normal zincir çekip bir üst sıraya geçiyorum. İki tane. Öyle yaptık. Hani birerli bir zincirli sayalım onu, yaptık. Bu sırayı da böyle normal iki zincir çekerek 3 sıra dolanacağım böyle. Şimdi bu hanımlar bu bizim çaydanlığımızın genişlenmesini sağlıyor. Yani bakın aralıksız hani bir delik oluşmadan genişlemesini sağlıyor. Yavaş yavaş yapacağız. İstediğimiz genişliğe gelince sonra daraltmaya başlayacağız. Şimdi ben normal iki tane dediğim gibi rahat şey çekeceğim. Zincirlerin içine batmıyoruz hanımlar. Şöyle bakın. Bir, iki. Çok rahat bakın iki tane çekiyorum. Yani sıkı çekmiyorum. Normal zincir çekiyorum. Bu iki tane olan sık iğnelerin üzerine hiç sonuna kadar bırakmıyoruz. Hep aynı şekilde. Bu zincirlerin üzerinden zincir yapıyoruz. Sık iğnelerin üzerinden sık iğne. Şimdi bu şekilde hanımlar bir, iki tane normal zincir çekiyorum. Böyle 3 sıra dolanacağım hanımlar. 3 sırayı tamamladıktan sonra şöyle göstereyim. 3. 3 sıra. 2, 2, 2. Bunu niye yapıyorum? Daha önceki videolarımda da söylediğim gibi yabancı arkadaşlar anlaması için. Şöyle. Bazen benden istiyorlar işte bunu kendi dillerine çevirmemi istiyorlar. Teknolojide çok fazla bilgili değilim. Yapıyorum ya. Özellikle İspanyolca çok istiyorlar. Hani İspanyolca çevir diye yorumlarda yazıyorlar. Alt yazıyı İspanyolca tıkla diye yapıyorum ama oluyor mu olmuyor mu bilmiyorum. Yani bana yine Türkçe görünüyor. Onlara hani değişiyor mu bilmiyorum. Şöyle bakın. Bu şimdi ikinci sıramızın birinci sırası. Bu şekilde 3 sıra tamamlayıp döneceğim. Dediğim gibi hanımlar 3 sıra 2 2 zincir çekerek tamamladım. Şimdi burada 2 3. Bundan sonra da 3 tane zincir çekerek devam edeceğiz. Şimdi ben bunu 1 2 3 kaç sıra yapacağımı size göstereceğim. Yani yapacağım, sonra söyleyeceğim.
Şu anda çünkü bu ipimle o ipimin arasında fark var. Hani çok büyük olmasın çaydanlığım diye. Sanırım bu belki iki sıra yapabilirim. 1, 2, 3. Bakın zincir duruyor burada. Zincire batmıyoruz. Sık iğneye batıyoruz. 1, 2. 1, 2, 3. Şimdi bu şekilde ben biraz örüp döneceğim, söyleyeceğim kaç sıra yaptığımı. Evet hanımlar, üçlü çektiğim zincirlerden bakın kaç sıra ördüm. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıra üçlü zincir çekerek dolandım. Bu benim için yeterli. Bu kadarca yeterli. Siz daha büyük olmasını istiyorsanız yani bu şekilde yine 2 sıra daha gidebilirsiniz ya da hani bir 2 sıra da dörtlü zincir çekersiniz. Dörtlü çektiğiniz zaman şu aralıklar çok açılacaktır. Çok da güzel durmayacaktır diye düşünüyorum ama yine de siz bilirsiniz. Şimdi hanımlar üzerine toplaması için bakın diyelim ki şöyle geldik. Bakın buraya geldiğimizi düşünelim şimdi. Burada şey yapıyor. Hayır şuradan başlıyor bakın hanımlar. Buraya kadar örmüşüm ben. Geniş yani zincir çekerek. Sonra iki zincire düşmüşüm. Burada 2, 4, 5 sanırım 5 sırada ikili çektiğim zincir yapmışım. Daha sonra da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 sıra ya da 6 sırada bir zincir çekerek devam etmişim. Şimdi ben buradan hemen başlıyorum. 2 zincirle yani çaydanlığımızı üzerine toplaması için daraltıyoruz biraz. 1, 2. Örme şeklimiz yine aynı, hiç değişen bir şey yok. Atlamadan örüyoruz. Yani sadece sık iğnelerin üzerine batıyoruz. 1, 2. 1, 2 sık iğne. 1, 2 tane trabzan. Pardon, zincir. 2 sık iğne. 1, 2. 2 trabzan. Ama yine trabzan diyorum Allah'ım. 2 zincir, 2 sık iğne. Sık iğne yaptım. 1, 2. Bu şekilde şöyle bir 3 sıra dolanacağım. Bakacağım. Dedim ya ip farklı olduğu için aynı sayıyı yapamıyorum. Onu da farklı sayı yapmışım. Bunda farklı oldu. Sizin elinizdeki ipinizin kalınlığı, inceliği de bu sayıları değiştirecektir. Boyutunu da değiştirecektir. Aynı sayı yaparsanız. Daha kalın iple yaparsanız daha büyük olur. Şimdi ben bunu bir 3 sıra yapıp döneceğim. Bakalım nasıl olacak. İkili çektiğim sırada 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıra ikili zincirle devam ettim. Şimdi şöyle hemen bir zincir çekiyorum. Bir üst sıraya geçiyorum. Bir tane çekiyorum. Bir zincir. Bir. İki sık iğne. Bir zincir. Şimdi bu şekilde yine biraz öreceğim. Kaç sıra öreceğimi size söyleyeceğim. Şöyle sayalım bakalım kaç sıra yapmışım. 1, 2, 3, 4, 5. Tek zincir çekerek 5 sıra örmüşüm. Şimdi böyle bütün şeyi etrafını bir sıra sık iğne dolanacağım. Zincir çekmiyorum. Bakın şöyle sık iğnelerin aralarına batarak bir sıra dolanacağım. Bu zincir çektiğim yere de batıyorum. Bir tane zincir çektiğim yere, bir tane de bu sık iğnenin iki tane sık iğnemiz var diye bir tane onun ortasına, bir tane de bu zincir çektiğim yere sık iğne yaparak bu şekilde bu sıramı tamamlayacağım. Sonra beyaz ipimi kıracağım, pembeyle devam edeceğim bunlar. Böyle sık iğne yapıp buraya kadar geleceğim. Sıramı tamamladım.
Buraya gelince ipimi kırdım. Şimdi hemen yanından şöyle tığımı takıyorum. Pembe ipimi aldım. Şöyle şu ipimi bu tarafa alıyorum. İki tane zincir çektim. Hemen gördüğüm bütün boşluklara sık iğne yaparak bu sıramı da bu şekilde pembeyle dolanacağım hanımlar. Bakın böyle sık iğne yapıyorum. Böyle buraya kadar geleceğim. Sıramı tamamladım. Geldim. Hemen şöyle geçişimi yaptım. Bir zincir çekiyorum. Şimdi farklı bir işlem yapacağız hanımlar. Şöyle bakın içine döndürüyoruz. Şuraya. Bakın şöyle beline dolayacağım. Trabzanımın, pardon, sık iğnemin bir zincir çektim. Hemen yandaki sık iğnenin şöyle beline dolayarak çıktı. Tekrar deniyorum. Biraz fazla sık örmüşüm. Burayı çok sık örmeyin. Yapması zor oluyor. Bütün sık iğnelerin içine bu şekilde batarak sıramı böyle devam edeceğim hanımlar. Bunu böyle niye yapıyoruz? Kapağı koyduğumuz zaman içine düşmemesi için. Kapak da öreceğiz. Onun için içine düşmesin diye. Arkadan tığ sokuyorum. Bakın şöyle doluyorum sık iğnenin belinden. Bu şekilde bir sık iğne yapıyorum. Böyle dolanıp buraya kadar geleceğim. Sıramı tamamladım. Geldim hanımlar. Şöyle hemen kaydırma yöntemiyle geçiş yapıyorum. Bakın şimdi burada başladığımız yer burası bizim. Şöyle ilk başladığım yere tığımı taktım. Şöyle bir geçiş yapıyorum. Kaydırma yöntemiyle. Sonra bu buradaki sık iğneleri yani şu dıştakilerin içeridekini değil de dıştakine şöyle bir sıra hanımlar sık iğne yapıyoruz. Pardon, sık iğne değil. Şöyle kaydırma yöntemi. Bu tekniği kullanıyoruz. Kaydırma tekniğini kullanarak bu sıramı bu şekilde dolanacağım, geleceğim. Böyle bakın. Olmadı. Başaramadım. Bu şekilde. Allah Allah. Niye böyle oluyor ki? Şöyle bu şekilde takıyorum. Buradan böyle çıkarıyorum. Bakın böyle olacak hanımlar. Şöyle göstereyim. Şu içeriye bakın bir ketlik oluştu. Şimdi kapağı koyduğumuz zaman bu içine düşmüyor o zaman. Böyle dolan buraya kadar geleceğim. Şöyle sonuncuyu da göstereyim bir hanımlar. Nasıl bağladığımı bitirdim. Şuradan geçiş yapmıştık buraya. Hemen şöyle kaydırma yöntemini yine burada da devam ediyorum. En son yapıyorum. Buradan ipimi kırıp saklayacağım. Bu ipi şöyle buradan içeri alarak şöyle içeri alıyorum. Kaybetmesi daha kolay olacak o zaman. Şöyle bir aldım. Bir tane daha çeksem fazlası kalabilir orada. Hiç sorun değil. İç kısımda. Evet. İşte bu kadar. Çaydanlığımızın şöyle şeyi kabaca bitti. Şimdi kapağını öreceğim. Bakın şöyle. Bakın bu biraz daha küçük olmuş. Büyük yapıyorum zannediyordum ama hayır büyük olmamış. Demek ki bundan biraz daha küçük kapak yapacağım ben.
Onun üzerine tam denk gelmesi için kapağı nasıl ayarlayacaksınız? Şöyle biraz öreceksiniz. Yine sihirli halka yaptım. Bir, iki tane zincir çektim. Bu içine bir, iki, şimdi yarıldı. Üç, dört, beş, altı, yedi. Yedi tane yeter aslında ya. Yedi tane yaptım. Şöyle çektim, sıkıştırdım yine. Şöyle hemen. Çok sıkı çekmişim buradaki zinciri. Tığım batmıyor. Biraz gevşek çekin hanımlar. Son zinciri tığ batması zor oluyor. Evet, birleştirdim. Bir, iki tane. Şimdi hanımlar, şöyle söyleyeyim bakın. Bu altını nasıl yaptık? Şurayı burayı yapacağım. Şöyle iki sıra, üç sıra öreceğim. Bir normal sık iğne doldurduk zaten. Üstüne her ilmeği çift çift batarak ikinciye bir boş bir dolu batarak üçüncüde de zincir çekeceğiz. Bir tane zincir yapacağız. Biraz hani yaptıktan sonra eğer çaydanlığınızın boyutu ne kadarsa şöyle üzerine tutacaksınız. Bakın dışarı taşmaması gerekiyor. Şu iç kısım var ya, bu iç kısma yerleşecek şekilde beyazla öreceksiniz. Ondan sonra bir sırada diğer renkle örüp yine aynı şekilde şöyle bir sıra kaydırma yöntemi kullanıyoruz. Burada da şu kıyısında sonra da burasını yapacağız. Şimdi ben bu kapağı ona göre yapacağım, döneceğim. Yani bunu niye anlattım böyle? Hani örerek zaman kaybetmeyeyim, videom çok uzamasın diye. 7 tane doldurdum. Sonra ikinci sıraya çift çift battım. Üçüncü sırada da bir çift bir tek batarak geldim buraya. Bir, iki tane zincir çektim. Hemen yanına batıyorum. Şöyle bir tane. Bir, ay pardon, bir tane daha sık iğne öreceğim. İki sık iğne, bir, iki. İki sık iğne, hemen yanına batıyorum. Bir, iki. Tekrar bir, iki sık iğne. Battım. Bir, iki. Bir, iki sık zincir, iki sık iğne. Şimdi böyle hanımlar, böyle sıraları yaptıkça çaydanlığınızın üzerine tutacaksınız. Denk geldiği yerde bırakacaksınız. Yani tamamen kapak üzerine kapattıysa artık örmeyeceksiniz. Şimdi ben bu sıra bana yeterli sanırım. Şimdi bir, iki tane daha ördüm. İki zincir çektim. İki sık iğne. Şimdi benim bitti. Bu zincirleri sıkı çekiyorum hanımlar. Çaydanlıkta yaptığımız gibi. İki tane yapıyorum ama sıkı. Bir tane de yapabilirdim aslında. Oğlum burayı iki tane yapmış. Bir sık iğne yapmışım. Evet. Sıramı tamamladım. Şimdi kapağı üzerine kapatacağım. Bakalım nasıl olacak. Şöyle geçişimi yapıyorum. Son şeye geldim. Şimdi hanımlar. Söylemek istediğim bu. Bakın şimdi bunu böyle koyduğum zaman bakın dolduruyor. Şimdi ben bunu bir sıra daha örsem o zaman kapak taşıyacak. O zaman demek ki burada ipimi kırıp pembeyle bir sıra sık iğneye gideceğim. Kapağın sık iğneye gidiyoruz. Şöyle kapak hani kapak halini alsın diye bir çukurlaşması için. Şöyle bir tane zincirin içine batıyorum. Bir tane de iki tane sık iğne yapmıştık onun ortasına. Tekrar bir zincirin içine, bir ortasına boşluklara batıyoruz. Yani iki sık iğnenin arasına batıyorum. Şeye değil, tepelerine batmıyorum. Eksilsin de toparlasın üzerine diye. Bak, bu şekilde sıramı tamamladım. Şimdi buraya hemen geçişimi yaptım. Bir zincir çekiyorum. Burayı da aynı şekilde biraz önce yaptığımız gibi hanımlar
Şöyle bir sıra kaydırma tekniğiyle bu sıramı tamamlayıp döneceğim. Yani o zaman zaten kapak bitiyor bu sırada. Bir tek tutacak yerini kurpunu yapıyoruz. Bu şekilde onu bir sıra dolanıp buraya kadar geleceğim. Şimdi kurpunu yapmak için şöyle bir şey yapacaktım aslında, buna da yapayım bilmiyorum ama çok büyük oldu. Bu biraz büyük. Bu küçük olduğu için ondan yapsam biraz fazla büyük olacak gibi geliyor. Neyse, yapalım bakalım. Önce bir zincir çekeyim şöyle. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir yeterlidir diye düşünüyorum. Göz kararı yapıyorum çünkü şu anda. Şimdi hanım, 2 zincir çektim bakın. Bunun içine dolduracağım şöyle. Şöyle bir sıra sık iğne dolduruyorum. Büyük oldu. Evet bu. Bu bunun üzerine büyük oldu. Ama şimdi size göstermek için öyle yapacağım. Sonra ben bir tane küçük fıstık yapıp takacağım oraya. Şimdi bunu nasıl yaptığımı göstermek için yapıyorum hanımlar. Şöyle bir zincir çektim. Ondan sonra bunun içine böyle hanımlar, bakın şöyle doldurabildiğiniz kadar tekrar bir daha içine. Hani sizinki büyük olursa eğer, benimki küçük oldu da onun için böyle yapıyorum. Hanımlar, şöyle bakın dolduruyorum içine. Döne döne içini dolduruyorum. Sadece göstermek amaçlı yapıyorum. Çünkü bu kapağı büyük olacak. Diğerine yaptım ama diğeri biraz daha büyükmüş. Diyorum size, göstermek için yapıyorum. Şu anda bakın şöyle bir şey olacak hanımlar. Bakın bunun üzerine koyarsam neredeyse kapak kadar oldu. Güzel olmadı. Ama buna güzel oldu. Bu büyük olduğu için. Bu şekilde yapıp bunu buraya ipi kırdıktan sonra altına geçirip alttan bağlayıp iğneyle sıkıştırabilirsiniz. Ben şimdi bunun üzerine küçücük bir fıstık yapacağım. Hani böyle küçük olduğu zaman fıstık da yapabilirsiniz. Göstermek de amaçlı. Şöyle tığımı taktım buraya bakın. Öyle de sıkı yapmışım ki tığ işlemiyor. Şöyle hemen bunu ben öyle yapacağım. Diğeri çaydanlık olsun, bu da demlik olsun. Artık öyle teselli ediyorum kendime. Şöyle 2 tane zincir çektim. Buraya hemen küçük bir fıstık yapacağım. Bildiğiniz şey yaparken nasıl fıstık yapıyorsanız, lif örerken şöyle 3 tane sarsam yeterli. İşte bu kadar yaptım. Şimdi bunu ben şöyle yatıracağım. Bunu beğenmedim ben hanımlar. Şöyle normal bir fıstık yapıp buraya takacağım. Hoşuma gitmedi. 2 zincir çektim. Şöyle içine batıyorum. Oradan yaptım ama hoşuma gitmedi. O güzel olmadı. Şöyle bir tane. Bir. Ay takıldı. 2. 3. Dediğim gibi küçük olursa çaydanlığınız böyle yaparsınız. Büyük olursa diğeri gibi yaparsınız. 4 tane çektim. Kapattım. Şimdi bunu ipimi kıracağım. Diğer tarafa montajlayacağım. Şimdi şöyle bakın. Buradan ortasına batmıyorum, kenarına. Yani ikinci sıranın boşluğuna battım. İpimi çıkardım buradan. Sonra diğer taraftan hemen karşısından çıkarıyorum. Şöyle bağlayacağım bunu buraya, sıkışması için. Yani bağlayıp sonra iğneyle bu ipi hanımlar bu içinde sıkıştıracağım. Bakın bu daha güzel oldu değil mi? Evet.
Çünkü diğeri biraz kaba durdu. Bu da bizim çaydanlığımızın kurpu. Şöyle. Şimdi hanımlar, bunun içi boş olduğu için böyle duruyor. İçini dolduracağım elyafla. Daha düzgün duracak. Bakın. Güzel oldu. Şimdi kurpu ve ne derler buraya? Akıtacak yeri. Düllük mü? Ne diyorsunuz? Öncelikle bir kurpunu yapalım. Kurpu da çok kolay hanımlar. Yine sihirli halka kullanıyorum. 1, 2, tığıma ip aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane yeterli mi? Evet, yeterli. Hatırlamıyorum diğerini ne kadar yaptım. Şöyle bakın. Sıkıştırdım. Geçişimi yapıyorum buraya. Şimdi hanımlar bakın. Bunun kapağını açalım. Şurayı yapacağım. Şu hani birleştirdiğim yer var ya, o kısımdan. Şöyle 1, 2, 3, kaç tane yapmışım onu? Belki bunun sayısı farklı ama. 1, 2, 3, 4, 5. Buradan 6. 6.ya taksam yeterli sanırım. Şöyle bakın, taktım. Böyle yaptım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane çektim. Bakalım boyu denk gelecek mi? Hayır, az oldu. 11, 12, 13. 13 tane. Şöyle tutalım. 14, 15. 15 yeterlidir diye düşünüyorum. Göz kararı yapıyorum. 1, 2. Şuradan sayalım onları. 1, 2, 3. 3 tane yaptık. Dördüncüye. Şu dördüncüye taktım. Aynı sıra. Taktım. Şöyle yaptım. Geri dönüyorum. Hemen bunun içini şöyle bütün yani saymıyorum. Dolacak şekilde, yani göz kararı ne kadar dolu dolarsa, kaç taneden dolarsa ona göre bu şekilde dolduracağım zincirin içini. Evet, içini doldurdum. Bu kadarca yeterli diye düşünüyorum. Siz de istediğiniz kadar doldurabilirsiniz. Şöyle bakın, buradan ilmeği buraya çekiyorum hanımlar. Şöyle bir zincir çektim. Şimdi bütün bu yaptığım sık iğnelerin içine şöyle hemen yanından başlayalım. Biz ileriden başladık. Sık iğneleri şöyle kaydırma yöntemiyle, yani kurpumuz biraz daha dik dursun diye, hem de güzel görünsün diye bu şekilde buraya kadar geleceğim. Benim de bu arada ipim bitti. Pembe ipim de bitti. Çaydanlığım da bitti. İpim bitti ama çaydanlığım da bitti. Hiç sorun değil. Şöyle bakın. Aslında biraz da çok çekmişim gibi geliyor bana. Nasıl oldu acaba? Çok büyük gibi geldi. Şöyle 15 tane çok oldu sanırım. 13 tane zincir çekseydim daha mı iyiydi acaba? İyidir iyi. Neyse de işte, şey yapmadım. Hani biraz azaltayım diye düşündüm ama için etrafını yapınca güzel oldu. En son bakın ilk yaptığım şeye, sık iğneye de battım. Şimdi buradan ipimi bakın böyle çekiyorum. Sonra bu ipimi içeri çekeceğim.
Benimki uç geldiği için böyle çektim. Siz kırıp çekebilirsiniz. Şimdi bunu içeriden hanımlar iğne ile sıkıştıracağım. Burayı buradan sıkıştıracağım. Bu ipi de buradan içeri çekeceğim. Orada sıkıştıracağım. İçeriye çekiyorum. Çok kısa koymuşum aslında burayı. Biraz daha uzun yapsaydım. İpini uzun koysaymışım iyiymiş. Evet hanımlar, bakın kurpumuz da böyle oldu. Bu şekilde oluyor. Şimdi şurayı yapacağız. Evet. Krem rengi ipimi alayım. Şöyle bir zincir çekeceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 tane az olur. 9, 10 tane çekiyorum. Hemen şöyle geçiş yapıyorum buraya. Hemen zincirin boşluğuna değil, içine batıyorum hanımlar. 1, 2, tane burada yaptım. Şimdi tığıma ip aldım. Buraya bir tane çakma sık iğne yaptım. Bir de aldım tığıma. 1, ikili çektiğim trabzan yapıyorum şimdi. 1, 2, 3, 1 tane daha yapıyorum. 4. Şimdi tığıma ip aldım. Tekrar çakma sık iğne yapıyorum. Sonra bu kalan yere 1, bir tane. Burada yani 3 tane sık iğnemiz oluyor. Şimdi buraya hemen geçişimi yapıyorum. Şimdi bir üst sıraya geçtim. 1, 2 zincir çektim. Aynı yere hemen sık iğne yapıyorum tekrar. 1, 2. 2 sık iğne yaptım. Bir tane tığım aldım. Hemen buraya çakma yaptım. Bir zincir çekiyorum. Bu trabzanın üzerine bir şöyle bir tane arttıracağım buradan onlar. Bakın şurası da bakın daha geniş diyor biraz. Oraya arttırıyorum. Çakma yaptım. Sık iğnenin içine bir tane battım. Bir, iki, 3, 4, 4 biraz önce kaç taneydi? 4 taneydi. Şimdi 5 tane oldu. Tekrar sık çakma yapıyorum bir tane. Böyle. Sonra bunun içine aşağıda olan 1, 2 tane sık iğnemi yaptım ve geçişimi yaptım. Bir sıraya geçeceğim. 1, 2. Şimdi bu şekilde bakın burası biraz daha meyilli oluyor. Şimdi 1, 2, 2 tane sık iğne yaptım. Yine çakma yapıyorum bir tane. Tekrar sık trabzan. 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane sık trabzan yaptım. Tekrar çakma sık iğne yapıyorum bir tane. Evet, şimdi 1, 2,
İki tane screenimiz vardı burada. Geçişimi yapıyorum. Şimdi bu sırada hanımlar. İkisini çektim. Bakın şu tümsek yerini oluşturduk. Kaç tane yap? 1, 2, 3, 4 sıra trabzan. Ha, pardon. Hanımlar ben 1, 2, 3 sıra yaptım. Bir sıra daha trabzan yapacağım. Bir sıra daha yapacağım trabzan. Sonra sık iğne yapacağız. Şöyle 1, 2. Çakma. Sonra trabzan. 1, 2, sık iğnelem yapmaya devam ediyorum. 4, 5. Bir tane de çakma. Sık iğne. Sonra 1, 2. Şimdi bundan sonra hanımlar şöyle sanırım 3 veya 4 sıra. Daha burada zincir çekmiyorum. Hani bir tümsek oluşmaması için. Bakalım kaç sıra yapmışım. 1, 2, 4. Evet, 4 sıra. 4 sıra sık iğne yapacağım. Geldi ipim en sonunda dolaştı. Ben de kırmak zorunda kaldım. Yeniden bağladım. Şimdi bakın sık iğne. Bütün hepsine sık iğne yapıyorum. Burada eksiltme artırma yok. Sadece döne döne bu şekilde 4 sıra sık iğne yapacağım hanımlar. Bir sıra gittim. Şimdi ikinci sıraya geçtim. Böyle 4 sıra yapıp geleceğim. Evet hanımlar, 4 sıra sık iğne ördüm. Şimdi bir sırada bu pembeyle öreceğim. Ördüm hanımlar. Bir de şunu söyleyeyim. Şu ipi biraz uzun kestim. İçeriden aldım buraya. Şimdi burası, bu iple buradan dikeceğim. Şimdi hemen devam ediyorum. Bütün sık iğnelerin içine batarak bir sıra pembeyle sık iğne gideceğim hanımlar. Bu şekilde. Evet hanımlar, bitirdim. Bakın şöyle bunun tam karşısına şöyle yarayı alacaksınız. Mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sayıyoruz. Bakın bu şeyden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burayı da demek ki 8. Evet. Şu aradaki yere tam ortalayıp bu şekilde bunu dikeceksiniz. Eğer dikmek size zor gelirse, dikmesi biraz zor oluyor. Evet, itiraf ediyorum. Yapıştırabilirsiniz. Ben mesela bunu diktim. Ama bayağı bir zorlandım dikerken. Şimdi bunu da bu şekilde dikeceğim. Böyle hanımlar. Umarım anlatımda memnun kalmışsınızdır. Beni buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Sürem hayli ilerlemiş. Hiç farkında değilim. Farklı fikirlerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.